Merhabalar herkese. Çok güzel bir gün diliyorum. İsmim Koray Varol. Yine çok değerli bir konuğum var. Eğitim konuşacağız, öğrenme konuşacağız, yaşam konuşacağız, liderlik konuşacağız, liderlik eğitimleri konuşacağız. Liderliğin ne olduğunu, belki yöneticilikle arasındaki farkları konuşacağız ve bunun sonucunda yapılmış olan eğitimlerin ne kadar işlevsel olduğu, ne kadar işe yaradığı ve nasıl geliştirilebileceği üzerine konuşacağız. Çok değerli konuğum Acar Hocam. Acar Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok hızlı bir başlangıç yaptınız ve programı özetlediniz. Sağ olun. Niyetinize sağlık. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Size programlar ayrı bir güzel oluyor hocam. Hocam liderlik nedir? Doğuştan mı gelir? Çok klasik sorular tabii bunlar ama hani geliştirilebilir mi? Geliştirilebilen tarafları nelerdir ve ne kadar geliştirilir, gelişir mi? gibi sorular sorsak. Önce bir kere çok basit. Yani geçmişte liderlik nedir, yöneticilikten ne farkı vardır konusu yarım gün sürerdi. Lider oradan atlar, yönetici buradan zıplar falan. Aslında benim tanımım böyle bir yığın sıfata boğmaktansa liderlik etkilemektir. Ve bu ilişki kurarak bağ geliştirerek olur veya bağ kurarak ilişki geliştirerek olur. Bağ ve ilişki liderliğin temeli. Bir anlamda da dünyayı bulduğundan daha farklı, daha iyi bırakmak çabasıdır. Bulunduğun ortamı, hizmet ettiğin kurumu, kuruluşu, gücüne, çapına göre. Yöneticilikten farkı nedir? Dediğim gibi bu yarım gün sürerdi. Çok basit o da. Lider camdan dışarıya bakar, strateji ve vizyonu belirler. Yönetici içeriye bakar, bu vizyonun, stratejinin hayata geçmesini sağlar. Ancak ben liderlikle yöneticiliği bir kavram etrafında rahatça yeri geldiği zaman lider, yeri geldiği zaman yönetici diye kullanıyorum. Şu sebeple bu ikisinin de çok geniş bir ortak paydası var. O da başkaları aracılığıyla sonuç almaktır. Yani liderin başarısı, yöneticinin başarısı ikisi de birlikte çalıştığı insanların katkısına, başarısına bağlıdır. Bu sebeple bu insanlar ne kadar ellerinden geleni değil de üzerlerine düşeni yaparlarsa, ne kadar kendilerini yöneten kişiye gerçek bir saygı, hayranlık duyarlarsa, ne kadar ilham alırlarsa o kadar o kurum, o grup, o sistem başarıya gider. Çünkü liderler yönettikleri kurumun başarısını belirler. İyi ülkeler iyi liderler tarafından yönetilen ülkeler müreffeh olur, insanlar refah içinde yaşar. İyi liderler tarafından yönetilen şirketler başarılı olur, kâr eder, çalışanlar mutlu olur. İyi liderler tarafından yönetilen sivil toplum örgütleri amaçlarını gerçekleştirir, oraya hizmet edenler gurur yaşar, anlamlı bir hayat yaşadıklarına inanırlar. Buna karşılık kötü liderler tarafından yönetilen ülkeler perişan olur, insanlar acı çeker. Şirketler zarar eder, insanlar işsiz kalır, sivil toplum örgütleri kendi yarattıkları problemlerle ve dedikodularla boğuşur, amacına ulaşamaz. Yani kısacası liderler yönettikleri kurumun kaderini belirler. Süper, çok güzel anlattınız hocam, çok temiz oldu, çok teşekkür ederim. Peki bu liderlik yani öğrenilebiliniyor mu ya da hani atıyorum parçaları vardı da şu parçalar daha rahat öğrenilir, bu parçalar pek öğrenilir gibi değildir, bu parçalar geliştirilmeye açıktır ya da bu tarzlar, boyutlar, davranışlar, yaklaşım modellemeleri ya da bağ kurma süreçleri yani bunlarla ilgili olarak neler söylersiniz Sayın Hocam? Hiç şüphesiz her konuda olduğu gibi bu konuda da yatkınlıklar söz konusu. Sokağa çıksanız veya herhangi bir sınıfa girseniz, bir çocuğun 5, 7, 10 yaşında oynayan çocuklar arasında sınıflara girseniz bir iki öğrencinin etrafında diğer öğrencilerin toplandığını, onların diğerlerini yönlendirdiğini görürsünüz. Evet. O yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor, öbürü de yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor bazen. Ancak
bu yani doğal bir eğilim olduğunu göstermesi açısından Anladım. Söylüyorum. Aha. Diğer taraftan öğrenilen de pek çok tarafı var. Geliştirilebilecek olan da pek çok tarafı var. Ama liderlik karakteristikleri açısından baktığımız zaman dört temel kavram üzerinde durabiliriz. O dört temel kavram nedir? Yani bunlardan birincisi vizyondur. Vizyon. Ancak burada bir durmamız lazım. Dört tane kavram sayacağım. Birincisi vizyon dedi. Vizyondan ne anlayalım? Şimdi vizyon illüzyondan farklıdır. Tamam. Yani bir vizyonun, bir kişinin vizyonunun gerçek vizyon olması için dört tane özelliği olması gerekir. Hı. Birincisi bu vizyonu oluşturacak entelektüel birikime sahip olması. Hı hı. İkincisi bu vizyonu yorumlayacak bir analitik zekanın olması. Hı hı. Üçüncüsü bunu güçlü bir mesaja dönüştürmesi. Hı hı. Dördüncüsü de bunu kendisini izleyenlerle güçlü bir iletişimini yapabilmesi. Şimdi onlara anlatabilmesi, vizyon onlarda heyecan uyandıracak şekilde bunu anlatabilmesi. Dolayısıyla vizyon dediğimiz şey bu. Tamam. Yoksa bütün narsistlerin hayal ürünü vizyonları vardır. Ayrıldığı taraf bu bir kere entelektüel ve kültürel birikimi buna uygun mu? İkinci özellik karar ve kararlılık. Burada da kriter şudur. Baskı altında ve az bilgiyle doğruya en yakın kararı verebilmek. Çünkü hiçbir zaman yüksek bütün bilgiler gelsin, ona göre karar verelim diyemiyorsunuz. O zaman çok kere iş işten geçmiş oluyor. Bu açıdan... Bu da çok yüksek bir beceri ama hocam. Çok önemli. Çok önemli. İşte bu epeyce doğuştan ve hayatın ilk yıllarıyla şekillenen orası özellik. Buraya değinirim temelden sonra. Mi geliyor? Evet, bu çok Anladım temel hocam. Bir. Çünkü karar süreçleri insanın parmak izi kadar özeldir. Ve dolayısıyla kolay kolay öğretilemez. İnsan ancak kendisi öğrenebilir ve geliştirebilir. Yani onun öğrenmesine yardım edilebilir. Şahsına münhasır bir durum. Evet. İnsanlar kendi yanlılıklarını fark ederlerse, hepimiz çünkü bir dizi yanlılıkla mücehiziz veya hasarlıyız, aha, nasıl tanımlarsak, bunları fark ederek yönetmek. Üçüncüsü, ilişki yönetimi. İnsanlarla ilişkisini bulunduğu pozisyona göre ilişkiyi yönetebilmek, bağ kurmak işte burada çok önem kazanıyor. O vizyonu aktarmada da orada galiba ilişki yönetimi etkiliyor mu? Orada da tabii bunlar birbiriyle etkileniyor. Ve dördüncüsü de yönettiği konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak. Konu hakimiyeti. Bunu en iyi bilen olmak, her şeyi bilen olmak olarak görmek gerekmez. Peki. Ama kendisine bir problemle, bir konuyla geleni zenginleştirecek şekilde göndermektir bu. Sorduğu sorularla, yönlendirdiği kaynaklarla, konuyu ele alış biçimiyle kendisine bir problemle gelen kişiyi zenginleşerek, iyi ki gittim bu bir farkındalık yaratarak şeyleri göndermesidir. Çünkü bu kadar bilginin hızla akümüle olduğu, biriktiği bir dünyada en iyi, herhangi bir konuda en iyi bilen olmamız mümkün değil. Evet. Peki hocam, bunların hangileri daha öğrenilebilinir? Bir de bu liderlik eğitimleri ne kadar sürüyor ve ne kadar işe yarıyor? Yani bunu ölçümlemesi var mıdır mesela? Şimdi bunun ölçümlemesi dünyada en yaygın olanın kötü liderlik olduğundan yola çıkarak kaba bir değerlendirme yapabiliriz. Ölçümleme Anladım. Değilse de değerlendirme yapabiliriz. Dünyanın her yerinde kötü yöneticilik egemen. Bu güçle yönetmekten tutun, anlam duygusu doğuramamak, ilişki kurmakta başarısızlık, sonuçlara çok odaklanıp ilişkiyi ihmal etmek, insanlardan ne isteyeceğini bilmemek, nasıl isteyeceğini bilmemek, fevrilik gibi, ilişki kurmakta başarısızlık gibi çok sayıda, hepsinin bir insanda toplanmasına gerek yok ama yani yansıması var dünyaya. Anladım. Gallup'un dünya çapında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını söyleyeyim. İnsanların tamamı
tamamı hayatlarında bir kere tahammül edilmesi imkansız bir yöneticiyle çalıştığını söylüyor. En az bir kere. İnsanların %75'i işlerinin en stres verici yanının yöneticileriyle olan ilişkileri olduğunu söylüyor. Soru sormak istiyorum, çok özür dileyerek hocam. Şimdi biraz olayı başka bir taraftan tutmak istiyorum müsaade ederseniz. Kötü yöneticinin özellikleri nelerdir? İşte biraz evvel saydım. Yani o 7-8 tane madde saydım. Yani güçle yönetmek, fevrilik, insanlardan ne isteyeceğini bilmemek, ilişki kurmakta başarısızlık. Bazıları mesela kendi yapmıyor, diğerinden istiyor. Herkes erken gelecek diyor falan. Şimdi yani bunlar tabii çok onları? Daha basit tarafları işin. Yani insanların en azından %75'i işlerindeki en stres verici yönün yöneticileriyle olan ilişkileri olduğunu söylüyor dedi. İnsanların 1/3'ü işlerinden değil yöneticilerinden ayrıldıklarını söylüyor ki bu çok bilinen bir genellemedir. İşten ayrılırkenki raporlar üzerinden. Evet. Değil mi hocam? Evet. Daha ilginci, insanların %20'si en az bir kere hayatlarında yöneticilerini ciddi ciddi öldürmeyi düşündüklerini söylüyor. Of. Yani işin mizah tarafı olduğunu düşünsek de burada. Evet hocam. Demek ki iş hayatında kötü yöneticilik egemen. Dünyanın vardığı noktaya baktığımız zaman dünya sorunlarını çözmek konusunda diplomasinin yetersizliğini görüyoruz. Ve bunun arkasında tabii ki liderlerin, özellikle dünyanın birçok yerinde popülist liderlerin iktidarı ele almasıyla da kötü yöneticiliğin aslında yaygın bir durum olduğunu, bir adeta norm haline dönüştüğünü görüyoruz. Yüzdelik diye bir şey var mı burada mesela? Hani atıyorum dünyanın şirketler olarak baktığınız zaman mesela hani %40'ı kötü yönetiliyor. Ya onu tabii böyle bir şey var mesela sormak için. Böyle bir yani bu şekilde bir araştırma bilmiyorum. Ancak buradan çıkartacağımız sonuç şu. Şimdi dünya çapında liderlik eğitimlerine yaklaşık yılda 300 milyar doların üzerinde para harcanıyor. Wow. Türkiye'de de ciddi bir yatırım var. Liderlik eğitimi. Ne kadar sürüyor hocam liderlik eğitimi? Mesela olması gereken nedir, bir de var olan nedir desek yani, arada? Şimdi, neyse gerçeği söyleyin gün, hocam. Yarım gün bize liderlik eğitimi yapacağız, yarım günde bu konuları özetleyin diyen de çıkıyor bazen. Anladım. Ama yani aman iki günü geçmeyelim bir sınır. Biz geçmişte mesela 5 gün yatılı yapardık. Aha. Şimdi bu tür eğitimler daha zorlaştı ama gerçek anlamda bir süreç, yani işte Batı'da bunu yapan okullar var. 3 aylık yatılı kurslar var, 1 aylık kurslar var. Kim? 1 ay boyunca liderlik eğitim veriyor yani hocam. Şimdi bu tabii çeşitli cepheleri, gece geç saatlere kadar uzayan seanslar, ödevler, vakalar, tartışmalar, uygulamalar. Feedbackler. Yani bu şekilde. Şimdi bütün bunların arkasında şu var. Bir liderlik eğitiminin, yani bu tür uzun programları bir yana bıraksak da, bir liderlik eğitiminin temeli önce kendini tanı. Tamam. Sonra ekibini tanı. Tamam. Sonra da bunu iş hayatındaki uygulamalara dök şeklinde üçe bölebiliriz. Kademeli kademeli hocam. Yani kendini tanı, ekibini tanı, iş hayatındaki... Hangisi en zor hocam? Şimdi en yüzeysel geçen ve beklenen sonucu vermeyen, tahmin edebileceğiniz gibi kendini tanı bölümü. Aha. Zaten liderlik eğitimlerinin beklenen sonucu vermemesinin en temel sebebi de budur. İlişki, yani bağ kurmak, ilişki geliştirmek diyoruz. Tamam. Şimdi bağ kurmak, ilişki geliştirmek dediğimiz şey insanlarla derin bir ilişki kurmaya gerektirir. Tamam. Yani bir yöneticinin birlikte çalıştığı 5, 7, 6, 10 maksimum yani kendine doğrudan rapor eden, kendine doğrudan bağlı olan kişinin hayat hikayesini bilmesi gerekir. Eşini, çocuğunu, nerede eşini, yaşadığını. Yani annesi babası nerede yetişti, kaç çocuklu aile, çocukluğunda ne yapmış, kardeşleriyle ilişkileri nasıl, öğrencilik yıllarını nasıl geçirmiş, bir şey istiyorsa istemesi yetmiş mi yoksa onu elde etmek için mücadele etmesi ve hak etmesi mi gerekmiş? Ona hayatta en çok gurur veren olay ne? Şey değil, olay ne? Şimdi bunları bilmek çalışanla bir yakınlaşmayı gerektirir. İletişim kuruyorsunuz.
İlişki kuruyorsunuz. İlişki kuruyorsunuz. İletişim sadece bunun aracı. Pardon, evet. İlişki kuruyorsunuz. Şimdi siz eğer benim yöneticimseniz, bana bu soruları sorduğunuz zaman benim kendimi sorgulanmış gibi, bir işe alım görüşmesi değil, evet, beraber çalışıyoruz. Yemek konuda yeniyor, iş paylaşılıyor. Siz bunları soruyorsanız benim kendimi sorgulanmış gibi hissetmemem lazım. Ha, insani sorular. Bu bir sorular. Sohbet. Dolayısıyla da sizin de kendinizi açmanız lazım. Benim de bu kadar kardeşim var. Yani yeri geldikçe. Şimdi onun da bağ kurması lazım bende, işin değil mi? İşin inceliği burada. Bazı insanlar diyor ki, bir dakika, ben ne kimsenin özeline bu kadar girmek isterim, peki, ne de kimseyi özelime böyle sokmak isterim. Bir dakika ya, bunun işle alakası yok. İşte yani dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Buradan mı zaman ikisi? Çünkü bu ilişki kurma istekliliği veya isteksizliği hayatın esas olarak ilk bir yılında, biraz genişletirsek ilk beş yılında oluşuyor. Çocukluktan. Orada insanlar bununla ilgili özelliği kazanmışsa, artık şimdi şu anda onun ayrıntısına giremem. Tamam. Ama bağlanma kuramı diye, anladım, merak ederse, evet, izleyicilerimiz doğru, oradan çıkartırlar. Falan sütle ilgili değil. Bağlanma kuramı üzerinden giderlerse ne demek istediğimi merak edenler öğrenir. İşte insan bunu fark ettiği zaman, ben niye ilişki kuramıyorum? Ya ben kuruyorum ama bazı insanlar da benimle kurmuyor. O zaman işte iyi yönetici olmak yolunda bir adım atıyor. Şimdi insanlarla bu kadar yakın olmak demek, bir güven oluşturmak için, ki bütün liderlik eğitimlerinin temeli, kurumsal eğitimlerin temeli güven kavramına odaklanır. Teknik eğitim alanlar, önemli ölçüde mühendislerin bazıları, ya işimize gücümüze bakalım, güven müven, şimdi yani biz burada iş yapmak için geldik diye düşünebilirler ama bir ortamda güven varsa, güvenmen lazım. Hız azalır, yani artar. Güvenmiyorsa insanlar birbirine, işlem hızlanır, artar, yükselir ve bu verimliliği etkiler. Güven yoksa işlem hızı döner. İç müşteri, dış müşteri fark etmez. Oradan imza ona, oradan onay ona, oradan onay ona. İşlem hızı düştüğü zaman maliyet artar. Yani biz güven gibi soyut bir kavramın maliyet gibi somut bir çıktısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla güven diye başlar bütün eğitimler, birbirimize güvenmeliyiz diye de biter. Ama güven nasıl bu çözülmez, oluşur? Bu çözülmez. İşte güvenin oluşması çocukluğun ilk yıllarında. Bazıları hasarlı ama. Hayat içinde tekrar bir rötuş görüyor, girdiğimiz kurumda bir kere daha rötuş kuruyor. Ama kaynak burası. Şimdi insanlara bu kadar yakın olmak, hı hı, duygusal emek gerektirir. Bir de o kadar yakın olmak. Bu kavramın duygusal altını emek çizelim. Evet. Çünkü konunun kritik noktası bu. Duygusal emek. Duygusal emek gerektirir. Bazı insanlar bu duygusal emeği vermeye yatkındır. Bazı insanlar da bu duygusal emeği yatkın değildir. Ya, bu duygusal emeği vermeye yatkın olmayanlar kötü yönetici olur. Bu duygusal emeği vermeye yatkın olup ama yetiştiği Anglo-Sakson kültürünün etkisiyle Amerika'da, İngilizce literatürde biz birbirimizi sevmek zorunda değiliz, birbirimizi saygı duyalım yeter, işimizin gereklerini yapalım yeter laf salatasıyla, hı hı, insanlar bunu yansıtmayabiliyor. Ama buradaki incelik ve nüans burada. Buyurun. Anladım hocam. Yani şunu da sormak istiyorum. Tabii o kişinin o becerisi, erken çocukluk yaşında gelişmiş olması, onu bazıları az geliştiriyor ya da oralarda hasarlar var. Bir nokta. Diğer nokta, o duygusal bağ kurmaya yöneldiği kişi, astı, üstü ya da onun oralarında hasar olabiliyor. Olabilir, karşı tabii taraf tabii onu istemeyebiliyor, tabii, ya da ondan çekinebiliyor, tabii, ya da
o bilgiyi versem sonra bir aksaklık olursa tabii, bunun bir kötü zaten, sonucu olur mu diye tabii, çekiniyor. Tabii zaten mesele güven. Güven demek... Ama işte kime güvenecek, nasıl güvenecek, ne kadar güvenecek? Güven demek zarar görmeyeceğine inanmak demektir. Ama işte işten çıkarken bir şey olursa, bir boşluk zarar görmeyeceğine inanmak demektir. Tamam. Onun için de bir yöneticinin çıkıp şurada bir parantez açayım. İş hayatına girin, yöneticilerle konuşun. En çok duyacağınız şikayet birlikte çalıştığı insanlardan kimse sorumluluk almıyor. Hı. Şimdi sorumluluk almak... En popüler şikayet bu mu bu sırada? Budur. Kimse sorumluluk almıyor. Şimdi, sorumluluk almak hata yapmayı göze almak demektir. Çünkü yani... Hata yapınca oluşan olayları da göze almak demektir. Onun için de bir liderin güvenli liman olması gerekir. Kapsayıcı. Güvenli liman olabilmek için de benim kavramlarım teknik ve doğru kavramlar. Buyurun hocam, anlamak için soruyorum sadece, evet. Kafamdaki çağrışımları söylüyorum yani, size. Güvenli liman olabilmek için de karşı tarafın o ilişkiden zarar görmeyeceğine inanması gerekir. Ama bu ailede oluşan bir onun durum için de böyle bir bağ gerekir. Şimdi sizin söylediğinizi anlıyorum. Siz bana yaklaşabilirsiniz, benden karşılık bulamayabilirsiniz. Yani olabilir. O zaman benim yaralanmamı, örselenmiş olmamı anlayıp bana o şekilde yaklaşabilirsiniz. Yani hepimiz... Travma duyarlı. Hepimiz kendi örselenmişliklerimizle... Hepimiz örselendik kendi hocam. Kendi hayatlarında nasıl örselendiğini bilmediğimiz insanlarla ilişki kurmaya çalışıyoruz. İşte onlarla bir şey yapmaya insan çalışıyoruz. Örselenmiş insan var mı hocam? Yani var veya yok ama bilmiyorum, hepimiz bilmiyorum. Derece derece hepimiz yani. Hepimizin hayatında. O sebeple niye kötü yöneticilik yaygın, niye iyi yöneticilik zor, buradan çıkartabiliriz. Bir kere yani arkasındaki böyle bir arka plan var. Şunu düşünelim. Hepimizin hayatında anne babamızla konuşamadığımız ama özel konularımızı, anne babamızla konuşamadığımız özel konuları paylaştığımız aile büyükleri olmuştur. Amca, hala, dayı, teyze veya anne babamızın arkadaşları arasından amca, teyze dediğimiz birileri. Hı hı. O insanların özelliğini düşünün. O insanların özelliği neydi? Dinlerlerdi, yargılamazlardı. Kapsayıcılık. Ve onlara güvenirdik. Tamam. Dinlerlerdi. Anladım. Yargılamazlardı. Soru sorarlardı. Anlamaya çalışıyorum. Yaptığımız yanlış bir şey varsa ona yanlış demezlerdi. Ne derlerdi? Sorduğu sorularla bize düşündürürlerdi. Burada da işte sağlam bir ilişkinin, güvene dayalı bir ilişkinin hayata nasıl yansıdığını görüyoruz. Yani biz yanlışımızı söylerdik ve yargılanmayacağımızı bilirdik. İşte iş hayatında işin zorlukları biraz bunlar. Bunları kurumsal hayatta yönetebilen insanlar ilham veren liderler oluyor. Güvenebilme riskini alanlar. Evet. Ve yönetici açısından da istismar edilmeyi göze alanlar. Çünkü insan... Sınırları nelerdir onun? Bunun sınırı yok. Herkes bunu kendi hayatında kendi belirleyecek. Ha. Çünkü insanlara güvenirseniz kaçınılmaz bir şey var. Mutlaka bu güveniniz istismar edilecektir. Bunu göze almazsanız sürekli diken üzerinde yaşayacaksınız. Evet. Sürekli diken üzerinde yaşayacaksınız. O zaman oradaki hassas nokta istismarı yönetebilme becerisi desek? Bunu göze almak. Yani herkes kendine yakışanı yapar. Ve tabii ki aldığımız risklerin boyutu önemli. Yani ne kadar müsaade edeceksin, ne kadar açacaksın, nereye kadar? Aldığımız risklerin boyutu. Çünkü bakın, iş hayatında ister iç hizmet olsun, ister dış hizmet olsun, hizmet kalitesini yükseltmek isteyen, yani müşterilerine hizmet kalitesini yükseltmek isteyen bir kurumun atacağı çok temel bir adım var. Sadece bir adım. Buyurun hocam. Problemle karşılaşan kişiye problemi çözme yetkisini vermek. Sorumluluk. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Problemle karşılaşan kişiye problemi çözme yetkisini vermek. Yani o birisine sormak zorunda kalmayacak.
Sınırları vardır belki onun. Ha, hayır işte. Sınır dediğiniz zaman iş bitiyor. Olmuyor mu? Ama her şeyi mi o çözecek hocam? İşte. Anlamak için soruyorum. Bir de çok az vaktimiz kaldı hocam. Evet, toparlamanızı rica edeceğim. İşte konu bu. Burayı i̇şte ben bu. Ama... Burada bir dakika dediğimiz zaman problem başlıyor. Çünkü o ona soruyor, o ona soruyor. Bazen çözülse de kıymeti kalmıyor. Geçiyor. Dikkat edin, dünyada hizmette örnek gösterilen kurumların en temel özelliği bu benim söylediğim ilkeyi hayata geçirebilmeleridir. Süper. Çok kere çünkü bu insanlar en az parayı alan, kuruma en yeni girmiş olan, en az deneyimi olan, kurumsal kültürü özümsememiş olan ve en az değer verilen insanlardır. Peki. Resepsiyonlarda, call center'larda karşınıza çıkan insanlar. Başlangıç insanları. Evet. Vaktimiz bitti hocam. Çok naziksiniz. Yine çok değerli bilgilerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, yine benim adıma bile besleyici ve güzel bir gün oldu. Acar hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım sizin adınıza da güzel bir gün olmuştur. Herkese sevgiler diliyorum. Herkesin birbirine olabildiğince güvenmesi ve daha güzel günlerimiz olması dileğiyle sevgiler diliyorum.